parti olarak üçüncü olan kongrenizi gerçekleştirdiniz. Neler söylemek istersiniz? Sorumluluğumuz daha da çok arttı. Öncelikle İYİ Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığımızın üçüncü olan kongresine hoş geldiniz. Siz de eli basın mensuplarını aramızda görmek bizleri mutlu etti. 2020 yılından bu yana yoğun bir çalışma içerisindeydik. Pandemi şartlarına rağmen kapı kapı gezdik. Beylikdüzü'nde 10 mahallede gitmedik, sokak bırakmadık. Bunun teveccühünü tabii delegelerimiz, üyelerimiz tek aday olarak bizlere ağır sorumlulukla omuzlarımıza yükledi. Dolayısıyla bu duruma ben başkanlığı elden bırakmak değil, aksine omuzlarımızda tek aday olmanın daha ağır sorumluluğuyla bakıyorum. Yeni dönemde seçim atmosferindeyiz. Ulaşılmadık bir kişi kalmamak üzere Beylikdüzü'ndeki bütün komşularımıza merhaba diyeceğiz, kapılarını çalacağız. Genel Başkanım Sayın Meral Akşener'in o Türkiye umuduyla ilişkin eşsiz mesajlarını, sevgisini, selamını ileteceğiz. Konuşmamda belirtmiştim. Mayıs çiçekleri demiştim seçmenlerimize. Bu soğuk siyasi iklimde Türkiye'nin gerek ekonomik, gerek hukuksal, gerek insan haklarında mutsuzluğun, umutsuzluğun kol gezdiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla Mayıs soğuğu diyoruz ama bu soğukta açan Mayıs çiçekleri gibi görüyoruz seçmenlerimizi, vatandaşlarımızı. Onlara ulaşmak için kapı kapı gezeceğiz ve inanıyoruz ki Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener liderliğinde bu seçimlerde Türkiye'de büyük bir değişim yaşanacak. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken Cumhuriyetimizi demokrasiyle, muasır medeniyetler ölçüsünde hukukla, insan haklarıyla, demokrasiyle taçlandıracağız. Bu yolda da biz teşkilatımızla beraber kapı kapı gezip gece gündüz çalışacağız. Beylikdüzü TV, Beylikdüzü.com.tr olarak başarılarınızın devamını diliyoruz ve tekrar hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Beylikdüzü ilçe kongremizi gerçekleştirdik. Gayet nezih bir ortamda, çok bilinçli ve özverili delegelerimizin katılımıyla bugüne kadarki hizmetleri itibarıyla değerli kardeşim Erol Karapınar burada gerçekten çok iyi bir hizmet verdi. Partimizi çok iyi temsil etmenin ötesinde ilçe yapımızı geliştirdi. Üye sayımızı arttırdı. Halkla ilişkilerde gayet güzel bir performans gösterdi. Dolayısıyla şimdiki yaptığımız kongrede de başka bir aday çıkmadı. Ben divan başkanı olarak aday olup olmadığını sorduğumda bütün arkadaşlar, delegeler alkışlarla Erol Karapınar'a destek verdiler. Bu da gösteriyor ki çok başarılı bir dönem geçirmiş. Beylikdüzü gerçekten İstanbul'un ben 3 dönem neredeyse bu bölgeden milletvekili oldum. Dolayısıyla Beylikdüzü'nün neredeyse sıfırdan inşa edilişine şahit oldum. Dolayısıyla ama bugün geldiğimiz noktada Beylikdüzü gerçekten İstanbul'un nadide ilçelerinden biri haline dönüştü. Emeği geçen bütün arkadaşlara tabii teşekkür ediyorum. Umuyorum bundan sonraki seçimlerde de İYİ Parti olarak biz üzerimize düşeni yapacağız. Beylikdüzü.com.tr ve Beylikdüzü TV olarak size teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını dileriz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İzleyicilerinize hayırlı günler diliyorum. İYİ Parti olarak 3. olağan kongrenizi gerçekleştirdiniz. Neler söylemek istersiniz? Evet, çok heyecanlıyız. Bu bizim ikinci kongremiz aslında. Erol Karapınar'la birlikte. İlkinde başka adayımız vardı. Bu sefer tek başına kendisi aday oldu. Başka aday çıkartmadı. Biz birlikteliği ve hoşgörüyü burada birleştirmeyi hedef alan bir kitle olarak aslında ilçe başkanlığını yürütüyoruz. Umarım herkese bu vesileyle hayırlı olur. Hepimiz bu çatı altında huzurlu bir şekilde burayı götürmek istiyoruz. Meral Akşener'in başkanlığında Sayın Genel Başkanımız, çünkü bizlere bu konuyla ilgili oldukça ehemmiyetli işleri kadın liderliğinde, özellikle kadın şefkatiyle, huzuruyla, güveniyle halkımıza, esnafımıza, tüm milletimize yaymamızı istedi. İnşallah biz de onu gerçekleştirebilirsek Erol Başkanımızın önderliğinde biz de onları ilerletmeye çalışacağız. Kurucu ilçe başkanı olduğunuz partinin 3. olağan kurulunu gerçekleştirdiniz. Neler söylemek istersiniz?
çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız. İlk günkü gibi heyecanlıyız. Kongrelerimiz gayet güzel, barış, sevgi, heyecan üzerinde. Bütün takım arkadaşlarımız aynı heyecanı duyarak kongreye geldiler. Ve üçüncü kongremizi çok başarılı bir şekilde yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Arkadaşlarımız oy kullanıyor. Onun heyecanının içindeyiz. Bizim için kongrelerimiz bir bayram. Bayram sofrası. Bütün üyelerimiz mutluluk içerisinde görüldüğü gibi işte. Herkes gülüyor, birbirlerine selamlaşıyorlar, sosyalleşiyorlar. O da bizi mutlu ediyor. Partinizin 3. olağan kongresini gerçekleştirdik. Neler söylemek istersiniz? İlk önce tabii ki hayırlı olsun söylemek istiyorum. Sadece başkana değil, bütün Türkiye için, Beylikdüzü için. Yani her şey iyi olsun diyoruz. Beylikdüzü İlçe Teşkilatı'nın ilk kurucularındayım. Partimiz emin adımlarla iktidara doğru gidiyor. Eğer şayet İyi Parti iktidara gelmese bu sıkıntıları yaşayacağız. Çok mutluyuz. Partimiz yoluna emin adımlarla devam ediyor. Tabii genel başkanımızın da çok güçlü bir şekilde durmasıyla, ilçe başkanımız Erol Karapınar'ın da Beylikdüzü'nde çok güçlü bir şekilde, çok güçlü faaliyetler göstererek yoluna devam ediyor. İnşallah bu süreçte bu şekilde devam edip en hızlı bir şekilde seçimlere güzel bir şekilde girmek istiyoruz. Bizim için çok heyecanlı, çok güzel bir gündü. Gerçekten çok güzel bir seçim atlattık. Hepimiz birlik beraberlik içinde aynı kadro çalışmaya devam ediyoruz. İlçe başkanımız tekrar Erol Karapınar. Çok da memnunuz kendisinden, çalışmalarından ve bizdeki birlik, beraberlik duygusu gerçekten çok güzel. Bilmiyorum, biz çalışmaktan da memnunuz, arkadaşlarımızdan da memnunuz ve partimize üye olacak diğer bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Türkiye genelinde böyle düğün dernek gibi, yani yarın bir gün herhalde iktidara gelecekmiş gibi bir kongre havası var. Ben 2 hafta önce Mardin'deydim. Mardin kongrelerine gittik Metin Bozkurt Bey'le. Şimdiki liste, geçen hafta Dilovası'na gittik. Müthiş bir hava var. Tabii bu kaliteye ayak uyduran ilçe başkanları olması lazım. Bu kaliteye ayak uyduran, bu tempoya ayak uyduran. Bekliyoruz inşallah. İktidara geliyoruz yani. Hiç alternatifi yok yani. Kesin iktidara geliyoruz. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İyi partinin iyi bir yerlere geleceğine inanıyoruz. Bunun için de çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederim. Yollar var diyorum. İnşallah yol açık olsun. Şansı bol olsun. Hak ettiği yerlere gelir inşallah. Çünkü çok kötü durumdayız gerçekten. Ben bir memur emeklisiyim. Maalesef korkunç pahalılık var. Milletin zaten en büyük şikayeti bu. İnşallah İyi Parti bunları bütün el atar ve düzeltir. Kongreler sürekli bize güç katan şeyler. Biliyorsunuz bir seçim dönemine hazırlanıyoruz. Yeni kadrolarla, yeni heyecanlarla bir de bizi biraz daha diri tutması için böyle bir kongre gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi toy havasında herkes gayet mutlu, mesut. Bu şekilde bir kongre geçiriyoruz. Size de geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Beylikdüzü adına hayırlı olur inşallah diyoruz. Bütün ekip olarak Beylikdüzü'nde bir aile olduk. Bunu da öncelikle sahada da gösteriyoruz. Ben kendi ekibim olarak da, kadın politikaları olarak da biz 2 aydan fazladır sahalardayız. Sahalarda çalınmadık kapı bırakmayacağız. Yönetimlerle görüşüyoruz, kapıları çalıyoruz. İnsanlara dokunmaya, esnaf ziyaretlerimizle her konuda insanlara dokunmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Seçime kadar bu şekilde gidecek ve en sonunda eminim ki İyi Parti çok güzel yerlerde olacak. Bunda özellikle altını çizerek belirtiyorum ki kadın emeğinin yeri çok fazla olacak. Çünkü kadınlar o iktidara, hükümetleri götüren arkadaki en önemli faktördür. O yüzden kadınlarla beraber biz bu yolu yürüyeceğiz ve en sonunda iktidarda olacağız diyorum. Genel Başkanımız Meral Akşener bir kadın olarak nasıl böyle yüksek bir ivme kazandıysa, biz de kadın politikaları olarak, Beylikdüzü olarak özellikle, Beylikdüzü ilçe yönetimi olarak
biz iktidarı hedefliyoruz. İYİ Parti olarak Beylikdüzü'nde 3. olan kongrenizi gerçekleştirdiniz. İl başkanı olarak neler söylemek istersiniz? 7 ilçemizde ilçe kongremiz var. Dün de 9 ilçemizde vardı. Önümüzdeki hafta 39 ilçeyi tamamlamış olacağız. 39 ilçenin 20'sinde galiba tek aday değil, çoklu adaylar yarışıyor. 19-20 ilçede de tek adayla kongrelerimiz devam ediyor. Beylikdüzü de onlardan biri. Çok adaylı kongreler daha coşkulu, daha heyecanlı oluyor haliyle. Rekabette bereket vardır. Çok adaylı olması bizim tercih ettiğimiz, olmasında fayda gördüğümüz kongrelerdir. Ama bazı ilçelerimizdeki yarıya yakın ilçede de tek adayla gidiliyor. Orada da bir aday çıkmaması için herhangi bir uygulama veya bir bu yönde bir teamül de yok. Bu şu anlama geliyor. O ilçede demek ki mevcut yönetimden, mevcut yönetimin çalışmalarından, mevcut ilçe başkanından hem üyelerimiz hem delegelerimiz memnunlar. Beylikdüzü de o ilçelerden bir tanesi. Erol Başkanımın nezdinde ben bütün ilçe yönetimini de tebrik ediyorum. Beylikdüzü de birkaç, az önce söyledim, yani 19-20 ilçeden tek aday olan ilçelerden bir tanesi. Onun da bana göre, benim okumam, demek ki ilçe son 2 yıldır, 3 yıldır üstüne düşeni, kendisinden bekleneni fazlasıyla yaptığı, üyelerini tatmin ettiği, Beylikdüzü de kendisinden memnun olduğu için bu şekilde kongresine girmiş oldu. Ki bunu ben dışarıdan da görüyorum. Beylikdüzü bizim en demokratik, en kapsayıcı çalışan ilçelerimizden bir tanesi. Çok nadir görürsünüz bir önceki ilçe başkanıyla hali hazırdaki ilçe başkanının aynı yönetimde birlikte çalıştığını, Abdullah Başkanım'la Erol Başkan'ın birlikte el ele kol kola dolaşıyorlar. Siyasette bunlar bizim görmek istediğimiz manzaralar. Onun için çok net söyledim, yani çok kapsayıcı bir ilçe yapımız var. Dolayısıyla burada tek aday olmasının tek sebebi vardır bana göre. Çok iyi çalışan, çok verimli, çok başarılı bir ilçe yönetimi olması. Coşkulu, heyecanlı kongrelerimiz. İnşallah önümüzdeki hafta bitiririz. Ocak ayının 3. haftası da ilk kongremizi yapmış oluruz. Kongrelerimiz partimize, İstanbul'umuza, memleketimize hayırlı uğurlu olsun diyorum sizler aracılığıyla. Beylikdüzü'nü nasıl buluyorsunuz? Beylikdüzü hakkında neler düşünüyorsunuz? Beylikdüzü İstanbul'un bence modern yüzlerinden bir tanesi. Hem şehircilik anlamında, hem kültürel etkinlik anlamında, hem kültür ve sanat faaliyetlerine verilen önem anlamında. Beylikdüzü Büyükşehir Belediye Başkanı çıkarmış bir ilçe. Bizim de o süreçte çok destek olduğumuz, kampanyasında çok koşturduğumuz Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde uzun yıllar hizmet etmiş. Şimdi Murat Başkan koşturuyor. Az önce de dedim ya, rekabet güzeldir. Rekabet bereketi getirir. İnşallah önümüzdeki dönemde de Beylikdüzü'ndeki bu faydalı çalışmaların devamı yönünde ilgili taraflardan öneriler olur. Belki bakarsınız rekabet olur. Belki olmaz, bilemiyorum. Ama önemli olan vatandaşa hizmet etmek. İnsanlarımızın memnuniyeti. Beylikdüzü bana hep huzur vermiştir her geldiğimde. Çok net söylüyorum. Yani kendine has bir şey var. Havası var Beylikdüzü'nün. İklim anlamında söylemiyorum. Yani hem kentleşme, hem plan, hem işte caddelerinde, sokaklarında rahat rahat yürüyebilme anlamında İstanbul'un birçok yerinde bunu bulmak zor. Beylikdüzü'ne gelmekten her zaman keyif almışımdır. Beylikdüzü.com.tr ve Lonca Medya olarak size teşekkür ederiz. Siz teşekkür gitmeden ederiz. Tekrar başkanımıza da tekrar sözünüzü. Çok güzel bir günde İl Başkanımız Sayın Burak Avuncu'yu ağırladık. Heyecanlıyız. Tek yönetim olarak seçimlere katılıyor olmamız üzerimizdeki, omuzlarımızdaki sorumluluğu bir kez daha, bir kat daha arttırdı. Demek ki bu teveccühe layık olmadığına daha çok çalışacağız. Yeni dönemde dokunmadık, selam vermedik. Genel Başkanım Sayın Meral Akşener'in selamını, sevgisini iletmediğimiz bir komşumuz kalmamak üzere kapı kapı dolaşmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılını daha çok demokrasi, daha çok insan hakları, daha çok hukukla taçlandıracağımız yeni dönem için bugünden itibaren koşturmaya devam edeceğiz. Sizden de bir iki cümle alabilir miyiz? Evet,
Meclisinde İyi Parti'yi kurduğumuzdan bugüne kadar her gün üzerine koyarak gidiyoruz insan olarak. İnsan kaynağımız her gün katılımları sağlanıyor bol miktarda. Ondan dolayı da Beylikdüzü çok başarılı bir ilçe yönetimi olduğu için de işte bugün olduğu gibi tek bir adayla kongreye gidiyoruz. Tabii kongrelerimiz bizim için bayram. Onun için de bugün mutluyuz, heyecanlıyız. Tekrar teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin.